Arkadaşlar merhaba. Güreş Türkiye röportaj serisinin son serisi, şaka yapıyorum. Son değil de. Konuğumuz Luka Wizards, Eren Nur. Hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci adını söylemeyecektim ama neyse söyleyeyim dedim. Ero da yeter. O zaman İlk soruya başlayalım. Bellas Lugosi, Taylan'ın sorusu. Hayatında askı dışı neler var demiş. Bir de Hayatımda DGTR-X'i ileride nerede görmek istiyor demiş. Asuka dışında derken güreşçiler dışında mı yoksa hayat dışında mı diye hani Bence hayat bilemiyorum. dışındadır. Ha. Var. Aile yaşantım var. Çok Ya kaçamak bir cevap 7/24 oldu. Çok kaçamak bir cevap olsun. oldu. Millet başka şeyler duymak Asuka. istiyor. Hayır. Asuka diye ölüp ölmüyorum. Sadece fazla destekliyorum. O kadar. Fanatiyim sadece. Diğer Diğer soruda soru. DGTRX, o ne ya? Bizim aramızda oluşan bir oluşum. Ha, Şey oluşum. ya Degeneration X gibi yani kendimizi böyle bir şeylere falan İnşallah koymuyoruz. WWE telif atar diyoruz buradan. Ay Allah korusun. İleride nerede görmek istiyoruz? Deneme mod olarak görmek istiyoruz. Ne? Ve DGTRX'i DDR moderatör olur, ne yaptın reis? Çok mu yüksek oldu? Yok canım, her insanın olabileceği bir şey. Diğer soru, Defunk Yomo Safiyan, benim kardeşim, selamünaleyküm, kendinden barışın. Demiş ki, bu kadar kısa zamanda fark yarattı, bence yaratmadı. Ve popülizm nereden biri oldu, helal olsun diyorum. Ve ne zamandan beri Asuka fanı olduğunu soruyorum demiş. Çok soru var, dur sıra sıra okuyalım. Şimdi demiş ki, kısa zamanda fark yarattın, popülizmden biri oldun, helal olsun diyor. Teşekkür Teşekkür et de bari, ederim. he. Teşekkür Teşekkür. ederim Mertay. Ne zamandan beri Asuka fanı olduğunu sormuş sana. Ha, bir de Mertay hakkında düşünceler neymiş, onu merak ediyor. Asuka, ne zamandan Asuka fanıyım? Valla yani ilk NXT'ye imza attığından beri kendisini baya değişik bulmuştum. Oradan beri takip ediyorum ama işte en son foruma falan döndüğümde o zaman böyle daha çok sevdim yani kendisini. Mertay hakkında düşüncelerim kendisi gayet iyi bir arkadaşımdır. Kendrick Lamar'cı kardeşim. Seviyorum onu. Bir sorusu daha mı var? Böyle kim? Orada ha, kendi Lamar falan almanız. Evet. Goddess Bliss'in bir sorusu var. Asuka'dan önceki favorisi ne demiş? Paige. Yanlış Ben cevap. Yanlış cevap. nasıl yanlış? CM Punk değil mi diyor? Nasıl? Hayır. Asuka'dan önceki bir bitmen şey soruyor. Kadını soruyor. Yo, öyle bir şey de belki genel olarak soruyor. Ha. Yani Chris Jericho var. Yani CM Punk'ı da seviyoruz da Chris Jericho'yu daha çok seviyorum. Bad Influence, Ege, This is Chop, Emrose öv demiş. Övme ya, boş ver. Şunu istediğini yapmayın, boş ver. Ya her yerden Ambrose öv her yerden. Yani gerçekten hani ben bıktım. Kendisi ne zaman Asuka överse o zaman ben de Ambrose öveceğim. Sıradaki soru da Ersin sormuş Edni. Forumdaki şu anki konumu hakkında ne düşünüyor demiş. Gayet güzel bir konumdayım yani. Üst üste iki kere parlayan üye oldum yani. Yani Tebrik ederim oğlum. bununla teşekkür ederim. Bununla hani böyle hava atmıyorum ama yani şu anki konumdan gayet memnunum yani. Aktifim düzenli olarak. Gece gece alkışlıyoruz. Helal olsun. Teşekkürler. Minor Threat'in sorusu var. Kendisi hakkında bilmediğim bir şeyi bulamadım. Ben İstanbul'a dönünce buluşalım mı diye soruyorum kendisine demiş. Onur tabii ki de buluşalım yani. Oxfield Kıskandın mı? yok, Oxfield'ın bir sorusu var da ona şey, kendileri hangi tür müzikten hoşlanıyor? Senin dinlediğin müzik ne? Rap dinliyordun değil mi sen? Ben kulağıma ne güzel gelirse onu dinliyorum. Asuka Yani ayırt hayranlığı ne etmiyorum. zaman başladı diye. Bir de bunu artık önce cevapladın. Aynen, evet dedim. Moneymaker'ın bir sorusu var. Aleyküm Selamun aleyküm demiş. Mete kardeşim. Şimdi Fatih çok soru sormuş. Beni darlamış gene. Ne demiş? Aa, Forumda uzun süredir inaktif takılan bir üye. Bunu bana da sormuşlardı.
Nasıl bir anda fark yaratıp 2011'den beri yapılamayan 2 hafta üst üste parlama rekorunu kırabildi demiş. Ya bilmiyorum nasıl fark yarattın ya. Bir anda yani şey küreyi bıraktıktan sonra boşluğa düşünce hani evde tıkılıp kalıyorum bari Küreği de daha açıklarsan ya millet hani ne fırın küreği mi, spor fırıncı küreği mi? spor olan küreyi bıraktığım için boşluk olunca işte bir anda dedim bari forumda aktif olayım kendime bir şeyler katayım. Bir de bu bir muhabbet var. Ne demiş bu? İME'ye girdiği için memnun mu diyor. Benim bilmediğim daha da demiş ki Daner bilmiyor demiş. İME ne lan? Güzel bir şey. Ben sana yayından sonra açıklarım. Dinleyenler bilmeyecek anladım. Secret. Bu forumda kendine en yakın gördüğü 5 kişi 2010'dan 2017'ye kadar. Ya bu gerçekten joker bir soru. Gerçekten çok bir joker soru. Hani birisini de sen birisi Tatavayı alınacak kesse soru kesin cevaplarsak. yani. Vallahi şu anda aklıma işte forumda en yakın gördüğüm Onur var. Minor Triyat. Sonra Ahmet var. Buldogi. Sonra sen varsın. Eyvallah. Fatih var. Kaç oldu? Dört mü oldu? Son olarak da Taylan kardeşim Bellas Gerçek hayattaki Erem'le forumdaki Erem'in farkları neler demiş? Forumdaki Eren çok çekingen. Ay şey çok çekingen değil pardon. Ama gerçek hayatta çok çekingenim. Çekingenim. Bayağı çekingenim ya. Söylerken Bayağı bile çekindi utanıyorum. baksana söylerken bile. Evet. Çok çekingenim. Gerçek hayatta gerçekten. Yabancı bir ortama girdiğim zaman yani taş kesilirim. Hiç tepki bile vermem hiçbir şeye. Vallahi. Ama evet ya son ortamda daha rahatım. Çünkü görünmüyorsun. Farklı bakış Ve açısı. kesinlikle. Hayatında keşkelerin iyikilerinden fazla mı demiş? Güzel soru bak, bu soruyu beğendim ha. Aynen. Arada yani Benim mesela pek şu an olmuyor biliyor musun böyle keşke yani şunu yapsaydım dedim. Ben yaptığım şeyi hep böyle severim anladın mı? Akıllı davranış, sistematik. Mesela iyi ki bunu yapmışım dedim yani. duygularımla hareket ediyorum daha fazla. Ya bazen çok oluyor keşkelerim oldu ama hani arada diyor ama iyi ki de bunu yapmışım işte bunu yapmasaydım böyle olmayacaktı diye düşünüyorum. O zaman ilklerim daha fazla. Fatih Yılmaz hakkında düşüncelerin yani iyi bir insan değil yani ne bileyim. Ha, pardon sana sormuş kusura bakma devam et. Fatih gerçekten iyi bir insan. Çok Şaka yardımcı maka oluyor. ben de çok, Özellikle çok selamlarımı yolluyorum Fatih kardeşime. ya çevirilerde çok yardımcı oluyor. Bazen bir iki kere yanlış çevirmiştim. Bayağı kötü çevirmişim. Sonra Sen kendisine veya işte çeviremiyorsun bu arada Ahmet'e hani çevirmişsin çeviremiyorsun. Hani onu da söylersek. evet. İngilizce birazcık kötü. Yani kendisi çok yardımcı, bayağı yardımsever bir insan. Buradan çıkaracağımız ana olay nedir arkadaşlar? Yabancı dil öğrenin, iş düşüyor anladın mı yani? Şimdi Aksatmayın. diğer soru Ultimate Opportunist Age'den gelmiş. Age hakkında düşünceleri. Fox dönemlerinin ilk izlediğim favori güreşçimdi. Kendisinin tarzı olsun, rockstar tarzı olsun. Çok severdim. Kendisini de özlüyoruz yani. Keşke görüşebilse hala. Diğer soru Furkan'dan gelmiş Skies Boss. Yazıların da fonttan baka baka geliştirdiğini söylemişti bana. Biraz daha ders vermeli bence bana. Yani ona daha ders vermemesin diye düşünüyormuş. Harbi kaliteli iş yapıyor demiş. Son Çok zamanlarda teşekkür ederim. neden çalışma göremiyoruz kendisini? Herhalde bu şeyle yap neydi o ya? Sen Aynen. yapıyorsun ya. Çizimler neden olmuyor? Ya şu anda pek aklıma gelen bir şey yok. Hani karalıyorum ama yani genelde çöpe gidiyor. Veya beğenmiyorum. Ama şu anda başladım yavaş yavaş. Hem zaten boyalarım bitmişti. Yeni boyalar falan satın aldım. Göreceğiz. Yani kendisine de ders veririm seve seve. Son zamanlarda neden çalışma göremiyoruz kendisinden? Cevapladım ya. Ha pardon ya ben. Sen ders vermeli falan deyince, ders vereceğim falan deyince kafa oraya gitti. Spotify okuyamadım ya. 10 minüsü dinlenme yapmanın sırları demiş. Vallahi
keşfete basıyorum. Yani ne çıkabiliyor? Bazı şarkıları ondan fazla dinlediğim oluyordur. Bir şarkıya takılıp kalıyorum sürekli. Ama bir sırrı yok yani. Sürekli değişik şeyler dinlediğim için çeşitlilik artıyor, sayı da artıyor. 10 binden fazla dinlendin yani sen. Hayır. Ben kendi hesabımdan 10 bin dinleme Anladım. yapmışım Ben 2017 yılında. kullanmadığım için bilmiyorum ya. Kullan bence. Klasik olacak. Benim aklımda ne düşünüyor demiş. Ya yılların grafikçisi diyeyim. Eski forum grafikçisi. Ya kendisini çok sevdiğim bir insan. Görüşürüz ara sıra Instagram'dan. Yani kimse hakkında zaten kötü düşüncem yok. Severim kendisini. Diğer bir şey Ryan O'Reilly forumda aktif. Yo, bu soru değil de ben bir şey söyleyeceğim. Forumda aktif olmak da benim en sevdiğim insanlardan biridir. Bunun bir Instagram atıp fotoğrafı vardı bu kardeşimizin. Neydi o? Aynı sofrada ekmek yediklerimiz karnı doyunca bize düşman oldu. Selamun aleyküm diye rakı sofrası fotoğrafı atmıştı. Çok iyiydi ya. Onun Şeyden mi bahsediyorsun? Samsunlu bir arkadaştı bunun. Adı neydi çocuğun Şey ya? Zafer. He, Zafer. Zafer Zafer Zafer, tamam, Samsunlu Zafer 55 55, tamam. Onun sorusu, sulara geri dönüp kürek sporunda bir yıldız olmayı düşünüyor mu? Yıldız Ya. derken Allah. Yıldız değil miyim ben? geri dönüş sinyali mi bu şimdi? Hı? Geri dönecek misin yani, onu soruyor. Şöyle açıklayayım. Kürek sporu gerçekten psikolojik olarak ve fiziksel olarak insanı sömüren bir spor. Hani futbol Ya evet. her şeyde Yani ama her çok dalda. aynen. Ya futbol belki hani zor görünebilir ama yani şey demiyorum hani taraflılıktan demiyorum. Kürek gerçekten zor bir spor. Şimdi ben 6 yılımı verdim. Son 2 yılı gerçekten ağrılıydı yani. Düşün ağrıdan uyuyamıyordum ya. Ağrıdan uyuyamıyordum. Ağrı kesici alıyordum. Kaç tane ağrı kesici aldığımı hatırlamıyorum ben. Ellerimiz hani topaç sürekli terlediği için avuç içlerimiz yara oluyordu. Yani benim elimin yarıldığı hali bilir mi? Yıkanamıyordum ya. Düşün artık yani yıkanamıyordum. Elimin ağrısından. O yüzden zaten benim sakatlığım var. Hem kolumdan hem bacağımdan olsun. Dönmem çok imkansız zaten 7 aydan daha fazla oldu. Hani bir daha geri dönsem de bir kere daha sakatlanırım. Bu sefer daha kötü olur. Ya bana yarardan çok zarar sağlar. Buldogi Ahmet sormuş. Adana'nın hayatındaki yeri böyle mi demiş. Bir de onun hakkında düşüncelerini sormuş yani. Ahmet hakkında. Doğduğum yer ama orada da yaşamak isterim ya. İstanbul ne bileyim yaşanacak yer diye. Gezmek için ideal bir yer ama yani Sen nereye yaşanmaz. şu anlatıyorsun şu an? Hı? Nerede hakkında konuşuyor? İstanbul mu? Hayır. Şu anda İstanbul'un yaşanmayacak bir yer olduğunu anlatıyorum. Adana'ya da He, geleceğim. ben diyorum ne anlatıyor Şey işte Adana daha güzel ya. Bu yaz gittim Adana'ya. Cennet gibi bir yer. Adana güzel. bu? Adana Çok sıcak önemli. ama değil mi? Evet. Ya zaten uçaktan indim nefes alamadım bir 10 saniye falan. Zor indim aşağıya. Onun hakkında düşüncelerini de sormuş. Ahmet çok eskiden beri arkadaşım. Bu foruma geldiğinden beri arkadaşım. Hatta kendisini kelikeli avatarıyla tanımıştım. Belki sen biliyorsundur o avatarı. Bayağı efsanedir o. Yok, Kendisi. hatırlayamadım. Kendisini tabii ki de çok sevdiğim bir arkadaş. Uzun süredir tanıdığım bir arkadaş. Öyle. Dark Knight, bu da Ege Voriki gibi Ranks övülmüş. Ama Hayır, Ranks övülür ölmeyeceğim. ya, Ranks övülür bence. Olsun. Ben ölmek istemiyorum. Neslihan Evren'in 4 sorusu var. Yok, 3 sorusu var. Asuka'nın yenilmezlik serisi hakkında düşüncelerini sormuş. Yani bence önümüzdeki sene bozulacak. Ya Charlotte bozacak ya da Paige bozacak. Olmadı Ronda Rousey geliyormuş MMA'den. Yani kesin ona bozdururlar. Ben de burada çıldırırım. Yakında şirkette MMA'nin üzerine yapacaklar zaten.
Hayatta bunun için yaşıyorum dediği şey ne? Bak, güzel soru. Yapıştır. Hadi klasik bir cevap vereyim mi? Ailem. Güzel abi. Olabilir abi. Niye olmasın yani? Kadın güreşlerden sevmedi 3 kişi. Kadın değil bu arada, bayan güreşlerden sevmedi 3 kişi. Buyur. Bir dakika, bayan deyince kadın demiyorlar mı? Bayan değil kadın diye. Feminizm kazanacak. Dana Brooke'u sevmiyorum. Yo, fiziği Sonra çok güzel. At gibi ya. at gibi ama sevmiyorum. Sana asıl konu bir saniyede yendi. Ne güzel. Fizikte ama Dana tek geçerim ya. Aynen bak, fiziği güzel, gerçekten fiziği güzel. İkincisi Naomi. Ne kadar Neon'un girişi güzel olsa da kendisini sevmiyorum. Hı. Sevemiyorum. Üçüncüsü de bir düşüneyim. Natalya. Artık emekli olsun. Burak Vallahi. Gür'ün sorusu var, forum sahibi, admini, her şeyi. Ya biraz yalayalım şöyle. Sahibi, mekan Üst sahibi. aldı olur sağ aşkım. Geçmiş yıllardan bugüne bir Türk güreş forumunda bulunmuş biri olarak. Sen nerelerde bulunmuştun? Pinfall'da. Yani Pinfall, bir tane daha vardı, Wrestling Turkey diye. Aynen orada bulundum. Bir de işte Güreş Türkiye'de bulundum. Güreş Türkiye hakkında düşüncelerini sormuş. Ya açıkçası Güreş Türkiye'nin hani bu denli kalıcı olacağını düşünmedim. Çünkü o zamanlar hani Fox'un vermiş olduğu bir hevesle millet sürekli her gün yeni bir forum açılıyordu. O zamanlar, 2010 zamanları. Hani 7-11 sonradan zamanlar. aynen. O zamanlar bayağı var daha. Hala yeni Google'a yazarsan çıkar bir sürü. Mezarlık şu anda oralar. Allah, 7-11 seni çok Ben özledim be kardeş. oraya bakmıştım ya. Ben oraya üye olacaktım da Aa, sonra siz başka bir yere yoktunuz üye orada. oldum. Sizi istemiyorduk. Yani Güreş Türkiye diğer forumlarda bulunduğum zaman hani az, yani hareketlilik azdı ama Güreş Türkiye'de bayağı aktiflik vardı, hani bayağı iyi bir forumdu. Şu anda kendisi Türkiye'de tek yani. Rakibi yok, başka forum yok. Olmazdı artık ya bu saatten sonra ya. Aynen. Asuka'nın ring içinde güncel buklanış tarzından memnun mu diyor. Dominasyonu yani çok dominant ya. Çok ya şu andaki maçlardan pek ben şey, Alicia Fox maçı ve Survivor Series maçı haricinde, bir de maçları haricinde ve squash ve yerel güreşçi maçlarını hiç beğenmedim yani. Bari sokacaksınız başka adamla sokun. Bir sürü kadın var orada. Absolution gel diye şey yapıyorlar. Yani başka birisiyle feuda sokmuyorlar. Ya şu an memnun değilim pek. Ama bir saniyede de yenmesi de çok cazip geliyor bana. Seyretmeyi istediği sporlar neler demiş. Basketbol. Peki profesyonel güreş bunda kaçıncı sıraya yer alır? 3. İkincisi ne? Futbol mu? Yani evet, futbol. Tam kürek diyecektim de sonra bayıldı artık beni. CM Jericho demiş ki Engin. Forumda neden aralarda uzun süredir kaybolup geri geliyor demiş. Undertaker gibi. Hayır. Chris Jericho gibi. Chris Jericho 7 kere return yaptıysa ben 9 kere return yapmışım. Niye Bunu peki? saydım geçen. Niye? Niye? Çünkü o zamanlar aktif spor hayatının içindeydim. Hani bazen boşluk oraya giriyorum forma işte. Aktif oluyorum, alıyorum. Sonra işte geliyor yarış zamanı veya işte çok yorgun oluyorum. Hani hiç kaldıracak, kafamı kaldıracak gücüm kalmıyor. Sonraki günlerde zaten meşgul olduğum için forum haybe gidiyor. Sonra 6 ay sonra aklıma geliyor. Aha, forum ne yapıyor acaba diye. Ya Ama forumda merak böyle etmeyin, kalıcı olacağım. Bu sefer kalıcıyım. forumda çok kişi var, mesela ben de bir ara vermiştim. Oluyor yani, öyle bir aralar oluyor yani. Kafa dinliyorsun psikolojik Ama olarak, ben çok, ruhen. hayır ama ben çok gittim ya. Her Neden? 6 Cin ayda oranı bir çıkarmışsın return yani. konusu mu açılır? Her 6 ayda bir return konusu. Şimdi diğer şeye bakalım. Sanırım ilk de Michael Gabriel'ın sorusu. Sanırım ha bu şey. Bu arada ilk defa moderasyon ekibi haricinde bir röportaj yapılmıyor. Sefa'yla da Evet. yapılmıştı. Mod sen değil mi? Evet. Bunun bir parçası olmak nasıl diyor? Hani bu şeye ithafen galiba.
Sen... Güzel bir şey. Ya gerçekten röportaj, yani seninle beraber röportaj yapmak gerçekten hoş, güzel. Tamam, ben teşekkür Adam gibi adam. etmiyorum. Teşekkür etmiyorum katıldığın için. Devam et. En son ne diyeceğim? Ben şey gibi. Demiş ki resimdeki yeteneklerini ileriki yıllarda meslek olarak kullanır mı? Evet. Görsel iletişim tasarım düşünüyorum zaten üniversitede. O İyi para yüzden var, iyi para var moruk, canlı para var, fişek gibi. evet. Reklamcılık sektörüne girersen zaten paraya para demem. Michael Gabriel hakkında düşüncelerini sormuş. Reis ya. Harbiden de öyle ya, var ya, şeye çevirdi orayı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Adam ifşa sayfasının fazlasını kaplıyor. Yüzlük kardeşimiz. O zaman diğer soruya geçelim. İsmail galiba bu. Quatrio. Hayır. Evet. Evet. Çok soru var. Onu küreye iten şey neydi demiş. Biz ailecek zaten çok seviyoruz hani spor yapmayı. Sporcu bir aileyiz. Kuzenim de yapıyordu. Birazcık özendim. Hani dedim ben de yapayım dedim. Bu ne dedim yapmaz olaydım. Çok zor ya. Çok zor yapısı var. Allah Ama pişman korusun. değilsin, değil mi? Yok. Gerçekten hani hayat şu, son kürek kariyerimin son 2 yılı çok çok zevkli geçti. Hayattan bu kadar zevk almamıştım. Pinfall Wrestling Turkey zamanlarını özlüyor mu demiş. O. Ya ara sıra özlemiyorum aslında ya. Aynı Hayır, çünkü yani girişin o böyle övecek sandım. karışık duygular içerisindeyim. Çünkü Pinfall'a da hani bu yaptığım başarıların hani benzerini yapmıştım. Oradaki orta tabii oradaki arkadaşların da burada olmasını isterdim. Oradaki ortamın. Yani ortam derken arkadaş yani isim olarak, kişi olarak. Neler nasıl kahren demiş. Şimdi şöyle yani kadınlara bakıyorsun, diva diyecektim. Kadınlara bakıyorsun hani hepsi böyle birbirine benziyor hani karakterleri işte. Hani ben prensesim, ben şuyum buyum. Hani Asuka daha farklı bir karakterdi. Hani ne bileyim hani şey gibi hani Beth veya Karma gibi bir isim yani. Çok yani stili de değişik. Bir stili kimseye benzemiyor. O O yüzden zaman Rosemary kendisini hayranı olsaydın o zaman. ama Rosemary'i tanımıyordum ki ben. TN'i izlemiyorum ki. Ya izlemeler izlesin 10 numara da yani. Ya seninki de geçerli de tabii, ona bir şey demiyorum da. Karakteri güzel. Karakterini beğeniyorum. Sevdiği film türleri ve hangi filmleri seviyorsun demiş. Romantik filmden nefret ederim. Kesinlikle. Romantik ve romantik komediden nefret ederim. İzlemediğim türler aksiyon veya bilim kurgu izliyorum daha çok. Sevdiğim müzik dinleri ve sanatçıları sormuş. Çok ya. Çok fazla var. Hangisinden bahsedeyim? Ya Sabaha daha çok kadar sürer 80'ler diyorsun yani. aynen 80'ler 90'ların müziğini seviyorum diyeyim. Aynen, senin o huyun var yani, böyle eski şeyleri. Kitap okumayı seviyor Anlarım mu? ben. Arada Seviyorsa demiş de ben sırada. seviyorum mu diye çevirdim onu da. En sevdiği kitap yazar, o arada sırada senin en sevdiği yazar kim Hayır. olabilir ki yani? Kahlolu bir şey olur en fazla. Hayır. En son George Orwell'in 1984'ü okudum. O çok hoşuma gitmişti. George Orwell'un en önemli bir kitabı vardı galiba. Neydi Hayvan Çiftliği ya? mi? Heh heh heh. Hayvan Onu çiftliği. da okudum. Hayvan çiftliği, evet. Onun hakkında ne düşünüyorsun, İsmail hakkında? İsmail abi Ahmet'ten daha uzun süre tanıyorum. Şeyden şey zamanları hani 2012'den falan beri tanıyorumdur. Arada sırada şovlar hakkında konuşuruz. Hani düşüncelerini çok çok severim. O da benim gibi Asuka hayranı. Seviyorum. Viper Strike sormuş. Forumu nereden gördün ve neden katıldın diyor. Ya o zamanlar forum savaşları vardı böyle şey savaşı gibi. Nasıl anlatayım? Hani WWF, WCW, ECW savaşı vardı ya. Onun gibi bir savaş vardı ortalıkta. Hani
Bayağı karışıktı ortalık. Hani bir forma gittiğin zaman arkandan edilmedik laf bırakmıyordu. Hani kim olursa olsun, hani seni tanımayan kim varsa. Sattın işte, gittin rakibe, gittin bizi sattın. Gezinirken bulmuştum hani. O zamanlar ara vermiştim forumlara. Öyle bulmuştum. Becky falan sormuş. Chris Jericho'yu mu çok seviyor yoksa Asuka'yı mı? Çok tehlikeli bir ikilem. Çok faul bir soru. Bence Chris Jericho'dur ya. Ya ilk göz ağrım Chris Jericho. 2011'den beri fanıyım. Kendisini de çok seviyorum. Onun için ertesi gün sınavım olmasına rağmen, yani return yaptığı geceyi bekledim. İzledim. O Raw'ı tamamen izledim. Katlandım yani. O kadar seviyorum. En büyük hayali maçın hangisi? En büyük hayali maçım WrestleMania'da Asuka vs. Paige vs. Charlotte. Ama Extreme türünde. Sonuçta Yok 3 tane, ya, o maçın ama güzel olur. Niye biliyor musun? Çünkü 3 tane orada submission specialist var. Üçünün de özel hareketleri submission üzerine kurulu. Asuka vs. Charlotte. Bak güzel olur. Ha bak, o da o bayağı güzel olur ya. Onda bayağı o maç esnasında veya maç sonunda büyük ihtimal birisiyle kavgaya girebilirim yani, kaybedersek. Fan hakkında düşüncelerin ne bu arada? Onu da sormuş. Ekrem'le Survivor Series şeyinde zamanında bayağı bir disleşiyorduk ya. İşte o bunu yener, bu bunu yener, bu bunu yener. Ama gördük ki Becky Lynch daha ilk şeyde gitti. Ay canlı yazarım. Bir baktım Becky Lynch. İlk elendim herhalde. Ben rüya görüyorum herhalde. Gerçekten ciddi ciddi çok saçma bir şekilde elendi ama. Harbiden Keşke karşı karşıya gelselerdi. ya. AC koy. Bunu kim çabuk okuyamıyorum ya. EJ koy, I2J diye okuyacağım ben. RPG hakkında düşüncelerini sormuş. Neden Alex Kozlov'u seçti diyor. RPG'ye dayana başladım. Alex Kozlov'u seçme nedenim. Boştaydı, onu aldım. Hayır. Ayrıca şeyde yoktu öyle. Karakter şeyinde yoktu. Kendisini Florida şey NXT'nin eski hali var ya, Florida Championship Wrestling. Oradan tanıyorum. Bayağı araştırıyordum güreşleri. Hani kendisinin bu Sovyetler şeyi, karakteri çok hani hoşuma gitti. Çünkü Sovyetler hani 2. Dünya Savaşı'dır falan. Hani tarih çok seven bir insan olarak o dönemleri çok sevdiğim için, hani ona göre böyle promolar keseceğim, hayal edebildiğim için ve planlarım olduğu için onu seçtim. Asyan Tef'in sorusu, Asuka ilk olarak kim der? Bunu cevapladın zaten. Evet. Forumdaki ve gerçek hayattaki hedeflerin neler demiş? Forumdaki hayalim Miss Mod olmak. Gerçek hayatta üniversiteye girmek. Erasmus yapmak. Daha şimdilik bu. Küçük adımlarla başlıyoruz hedeflere. Herkesin sorduğu gibi bu da sormuş. Onun hakkında düşüncelerini merak ediyorum. Abi ne kadar çok düşünce meraklısınız ya. Onun hakkında ne düşünüyor? O kim? Bu ne? Şeye döndüm. Bir tane uygulama var, Saraf diye. Sen Ask.fm gibi oldu bu. Yani Ask.fm'e soruyorlar ya birbirlerine nick. Bunu da severim. Tony Storm. Kendisinin çok ikonikleşmiş bir avatarı var. Öyle. Matt Sydal Guy, Ornette kardeşim. Tenil TPW'ye gelirse benim ve şova gelip çıkışta imza alana kadar sokakta yatar mısın demiş. Yatarım ya. Yatarım. Vallahi yatarım. O derece yani. Çünkü Emma bu. Yani ben Emma'yı hani böyle sevmiyorum gibi gözükse, gerçekten seviyorum yani. Hele o şeyle olan feudlarında kendisini çok sevdim yani. Hiç kendisinden beklemiyordum. Yani 5 dakika 2 dakikada yenilir diye düşünüyordum Asuka'ya, ama helal olsun, Çetin Ceviz çıkmış TLC'de. Wall She Bank X sormuş. John Morrison hakkında düşünce neler demiş.
Çok zamanla çok severdim. Bayağı hayrandım ya. Aşıktım hatta. Cem Barış'ın. Çünkü fiziği güzel adam. Şu an Hala Johnny güzel de. Mundo olarak takılıyor zaten. Johnny Impact mi? Ha, şeye geçince tabii. Impact Ben şeyde kaldım ya. Neydi o? değil Lucha Underground'da kaldım ben. Ben de... En sevdiğin erkek güreşçi kim? Chris Jericho galiba. Evet. TPW'ye gitmeyi düşünüyor mu? Hayır. Ve TPW yaz tutar. Ne yaptın reis? Yani hayır, şeyden dolayı gidiyorum zaten. O kadar parayı denkleştireceğime giderim, kendime kalem seti alırım. Ne bileyim. Ya ben cimri bir insanım. Kolay para harcayamıyorum. Ve benim en merak ettiğim soru geldi. Dillon Man Emre'den gelmiş. Forumdaki çoğu kişinin kendisini erkek olarak düşünmesi. Ben de öyle düşündüm zaten. Erkek olarak Ne gördüm. zaman düşündün? İlk böyle gördüğümde dedim bu ne ya dedim. Bu erkek mi? Beni döverdim lan mı Bilmiyorum dedim. ya. Yani o kadar diva, şey, kadın avatarı falan da koyuyoruz. Hani ne bileyim, pembe mi yazalım? Ya kadın adı herkes biz de koyuyoruz yani. Pembe mi yazalım? Pembe yazı mı yazalım? Pembe mi yazalım yorumlarımızda? Vallahi bilmiyorum. Ya ne yapayım, ismim değişik. Ben mi istedim böyle değişik Ben olmasını? kızım yaz. Şeyin Aynen, kesinlikle. nickine. VIP olursa ben kızım, bana erkek diye sormayın, değiştiririm yani. RPG'de Team AA'ya Yapmayacağım. katılma oranın demiş. Düşük. Ben Amerikan düşmanı bir insanım. Maalesef. The Long Man hakkında düşüncelerini merak ediyoruz. Buyur. Bütün dünya. Emre. Emre Toker bu arada Emre'yi. çok çabuk gaza gelen bir insandır. CM Punk dönüyor dediğim an şova canlı kalır bak. Bu derece. Ona bakırsa ben de Asuka için kalıyorum yani. Bunu sormadık ama. Tamam be. Aferin. Kendisi hakkında gayet olumlu düşünüyorum. Kendisine bir iki ay önce tanışma fırsatım olmuştu şeyde. Neyse. Geçelim soruyu. Bir dakika, hayır. Bugün her şeyi Hayır. açığa konuşacak, söyle. Söyle. Kendisinin... Hayır, Skype'ta mı? Ders hakkında filan şey yapmıştık. Oradan konuşuyoruz. Hayda. Sakin, kendime geldim. Bence de. Flair'ın sorusu, canım Aa, bir arkadaşım. dakika. Hayır, Lonmen'den başka sorusu yok muydu? SmackDown'la ilgili, öyle Bak hatırlıyorum. bak seni denedim nasıl ezberlemiş bak bak. Her Raw SmackDown konularını canlı İşte. açarken. Yani burada kendini seni övmüş ya sen var ya ne çakal adamsın ha. Seni övmüş burada canlı kanal Hayır, açarken. çakal değilim. Sadece detaycı bir Ben insanım. böyle gereksiz bir şova neden kaldım dedin oluyor mu demiş. Valla daha bu zamana kadar izlediğim, hani Rav'larda hani oldu bir kere, ama yani en büyük, hani gözlerim kör olsun izlemesem, Survivor Series main event'idir. Yani Main event gerçekten değil de main event dersek hani main çeviri event. Dilim yapıyorsun dikkat dönmüyor. edersen. Gerçekten bu kadar yetenekli insanların olduğu bir maçtan nasıl iğrenç bir booking çıkartılabilir? Ya bak, bizim RPG ekibi, hani booking ekibi booklasın o maçı. 5 yıldıza yakın alır. 4,75 alır o maç. Rezaletti ya. O kadar hype'landık. Çıkana bak. İyi kanamışsın ama sen o maçta. Şimdi Flair'ın sorusu son soru. Çok kolay, çok kısa bir soru sormuş. Yani böyle bir soru sorduğu için teşekkür ediyorum. Yani çünkü biz şu an gezenin kaçı? Gezenin üçü. Dersek şaka olur öyle bir şey değil tabi. Çok böyle muazzam bir soru gelmiş. Canım arkadaşım demiş. Beni demiş seviyor musun demiş. Arada sırada. Oo, burası yangın yeri. Niye arada sırada öğrenmek istiyoruz belki. Çünkü Charlotte fanı olduğu için. Biz de yedik. Dinleyenler de yedi zaten. Tamam. Ben bir şey demiyorum. Aa, öyle. Allah Allah ya, Charlotte'ı ben sevmiyorum belki. Doğru canım bir şey demedik ya. Biz daha onu anladık da yedik onu. Biz şu an hani yedik olarak davranıyoruz.
Çarpıtıyorsun. Çok çarpıtıyorsun. sorular Mikser. sorular sorular bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.